Bir sonraki sıra ise 3D katı simülasyon. 3D katı simülasyona geçtiğimiz zaman burada hem fikstürü görürüz hem parçamızı görürüz. Şu şekilde yapalım. Yine burada sağ tıkla dediğimiz zaman parçanın döndürme, büyütme, küçültme yani şuradaki menülerin hepsini kullanabiliyoruz. Seçeneklerde ve dosyalardaki bütün ayarları zaten daha önceden görmüştük. Aynı sistemlerin hepsi 3D 3D katı simülasyonda da geçerli. Yani şu. Çalıştır dediğimiz zaman şöyle düşürelim simülasyon hızımızı. Çalıştır dediğimiz zaman yine aynı şekilde parçada işlem yapar ve kesme işlemi yapıp yapmadığında bu şekilde görürsünüz. Ama burada takım yollarını göremiyorsunuz farkındaysanız. Ben tutucuyu burada gizleyebilirim. Takımı gizleyebilirim, özür dilerim. Tutucuyu gizleyebilirim. Referans noktasını gizleyip gösterebilirim. Fikstürü gizleyip açabilirim. Buradaki özellik şu an bir işe yaramıyor. Dediğim gibi bunu çok eksenlerde bahsedeceğim. Şimdi burada durduruyorum simülasyonumu. Şurada yüksek kalite var. Bakın burada render iptal etmek için ESC tuşuna basın diyor. Bas şöyle çalışırken basıyorum herhangi bir şey olmuyor. Çıktım durdurdum simülasyonumu. Çıktım simülasyondan. Bu 3D katı simülasyon biraz bilgisayarı yorar. Bilginiz olsun. Çünkü fikstürü ve parçanın kendisine dikkate aldığı için ve ekran kartında kullandığı için biraz bilgisayarınızı yorar.